Kızının disleksi rahatsızlığını giderebilmek için pek çok doktora götüren Havva Bayat isimli kadın, alternatif masaj kurslarına giderek bu yöntemle kızını yakalandığı rahatsızlıktan kurtardı. Masajla pek çok ağrıdan sızıya, bel ve boyun fıtıklarına kadar ağrıyı giderebildiğini ifade eden Havva Bayat, bu yöntemle kabızlıktan adet sancısına değişik rahatsızlıkları da giderebildiğini söyledi. Öncelikle vatandaşların doktora gitmelerini, eğer bir sonuç alamazlarsa kendilerine gelmesini isteyen Havva Bayat, "İşimiz insan vücudundaki belli noktaları masaj uygulamasıyla rahatlatmak, sistem ve nokta çalışması yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu işe bir 5-6 yıl önce başladık. İşimiz insan vücudundaki belli noktalardan masaj uygulamasıyla sistem çalışması, nokta çalışması diyelim. Yani masajla ağrılı, sancılı, adet, kabızlık, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi el uyuşması, sinir sıkışması gibi çeşitli rahatsızlıkları düzeltip masaj yaparak rahatlatmaya çalışıyoruz. Bize genelde kabızlık geliyor, bel fıtığı geliyor, boyun fıtığı geliyor, sancılı adet geliyor. Yani depresyon geliyor. Bu tarz hastalarımız çok oluyor. Her rahatsızlığın farklı noktaları oluyor. O noktalardaki sıkıntıyı masajla düzeltiyoruz. Yani o noktasını buluyoruz. Hani nokta atışı gibi. Kabızlık olursa farklı bir noktası, bölgesi oluyor vücudumuzda. Bel fıtığı olursa farklı bir bölge. Boyun fıtığı olursa farklı bir bölge. Yani o rahatsızlığa göre bölgesel çalışıyoruz. Bu sağlık konusundaki çalışmaya kızının rahatsızlığı üzerine başladığını ifade eden Havva Bayat, kayınvalidesini de iyileştirdiğini, yürümekte güçlük çektiğini, şimdi doğrulduğunu ve insanlara yararlı olmaya başladıklarını söyledi. Bu işe ben kızım birinci sınıfa başladığı zaman okumasında ve yazmasında yaşamaya başladığımız problemle araştırmaya başladık. Kızımı birinci sınıfın ikinci döneminde disleksi tanısı konuldu. Bu disleksiyi araştırırken, yani orada Life Kinetic diye bir sistemle kızımıza egzersizle onu canlandırmaya çalışırken, bu vücudundaki stresi, yaşadığı okul hayatındaki, arkadaş ortamındaki, ders ortamındaki stresi vücudunda hastalarda ya da insanlarda oluşabilecek sıkıntıları çocuğumda da hissettim. Ve çocuğuma uygulayarak başladım açıkçası. Yani orada stres, yaşadığı stresten dolayı takıntılar ve okumasındaki güçlükleri rahatlatmak açısıyla başladığımda bir süre sonra çocuğumun daha rahat okumaya başladığını, daha az stres yaşadığını, daha mutlu olmaya başladığını gözlemledikçe çocuğuma daha yoğun çalışmaya başladım. Çocuğumla çalışırken bunu araştırmaya devam ediyoruz sürekli. Sonra kayınvalidem vardı rahatsız. Ya o da sürekli baktım, yani onun da aynı noktalarındaki tıkanıklıklar ya da gerginlikler, ona da masaj yapma yoluyla baktım kayınvalidem de rahatladı. Çok birden böyle 20 yıldır yaşamadığı duyguları, rahatlamayı yaşamaya başlayınca insanlara da yapmaya başladım yavaş yavaş. En büyük mutluluğum kızımın disleksideki rahatlaması oldu, okumasındaki güçlük oldu. Yani en çok çocuğum için seviniyorum. İnşallah insanlara da faydalı olurum. İnsanların da sıkıntılarını, ağrılarını giderip onları da çocuğum gibi mutlu olur. Rahatsızlığından kurtulan ve ardından umre yapan kayınvalide Fatma Bayatsa, "Oğlum Akın ve gelinim Havva'ya teşekkür ediyorum. İkisi de kurslar aldılar ve yöntemlerini bana da uyguladılar. 3 günde doğrulmaya başladım," dedi. "Ben 25 yıl oldu, bel fıtığı oldum. Ama bir doktor dışında kendime masaj yaptırmadım. Bu sefer Allah razı olsun masaj kurs açanlara, oğlum Akın'a, Havva gelinime. Bunlar birisi saldı, birisi öğrenmeye gitti masajı. Bu sefer Havva gelinde ben 3 günde doğrulmaya başladım. Perşembe günü Akın konuşturdu. Oğlum ben konuşuyorum ama," dedim. "Dikeldiğimde tabii ben dimdik dikeldim. Gene dikeleyim yani.
Çok sevindim. Çok sevinçliyim. Bu sefer ben bu halimde Ümre'ye gideceğim diye çoruma çocuğuma iş kestim mi? Ümre'ye götürdüler. Benden başka iki asalı bastonlu yoktu bu sefer. Böyle de baktım. Arafat Dağı'na gittik. Böyle de baktım. Altı otobüsün içinde ben varım iki asayla gezen. Dedim ki ben de doğru olsam da gezseydim dedim. Eğilmemeye düşünüyorsun. Masajları yapmaya çalışacaksın. Masajı hava yapıyor. Ben harekete gayret edeceğim. Bu sefer ben de böyle doğrulduğumda böyle bismillahirrahmanirrahim. Ayaklarıma değiyorsun oğlum beni. Ben böyleydim. Böyleydim ben. Ayağıma yetişemiyordum. Ama bismillahirrahmanirrahim. Böyle ediyor. Böyle yürüyor. Dolaşıyor. Çok şükür Allah'ıma. Eğilmemeye çok gayret edeceğim masaj yapıp da. Felç geçirdikten sonra masajla düzelmeye çalışan Meral Küçük ise bu masajlar bana iyi geliyor dedi. Meral Küçük isimli kadına yaptığı işlemleri anlatan Havva Bayat, Meral geldiğinde kıvrılmayan bir kol ve hiç kıvıramadığı ayakları vardı diye konuştu. İlk geldiğinde Meral eve çok zor çıkmıştı. Kıvrılmayan bir kolu vardı. Hiç kıvıramadığı bir ayağı vardı. Meral felç geçirmiş. Beyin pırtısı atılmış. Bu yüzden felçten sonra fizik tedavi görmüş uzun süre. Ama çok bir etkisi olmadığı için biz Meral'le zaten tanışıyorduk. İki aylık bir çalışma yaptık. Sürekli bu eli hiç kıvrılmıyordu. Bak şu an şöyle açabiliyorum ama heyecanlanınca birazcık da böyle şey yapıyor. Bu eli dönmeyen, kıvrılmayan, yürüyemeyen bir durumdaydı. İki ay boyunca standart bir şekilde uygulamamızı yaptık. Yine aynı şekilde artık yemeğini yapabiliyor, çayını içebiliyor. Evet. Bu şekilde devam ediyor artık hayatın ama işlemimiz devam ediyor yine. Dönem dönem Meral'le gelip çalışıyoruz beraber. Hı hı. Yine devam bu senede.